Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Evet, bu haftanın konusu PlayStation 5 Slim ve yeni çıkabilecek konsollar hakkında olacak. Şimdi bu hafta özellikle üniversite seçmeleri hakkında mı bir video çekeyim yoksa konsollar hakkında mı bir video çekeyim diye gidip geldim. Bu konular arasında da gidip geldim tamamen, ama pazar sohbetinde dedim ki eğlenceli bir konu olsun. PlayStation 5 Slim hakkında konuşmak isterim. Şimdi biliyorsunuz Xbox'la PlayStation'ın bir davası vardı. Activision Blizzard davası. Bu sonuçlandı. Her şey tatlıya bağlandı diyebiliriz aslında. Bayağı bir yıldan fazladır sürüyordu bu dava aslında. Burada da bazı yeni işte bu dava sürecinde yeni şeyler ortaya çıktı. Bunlardan biri önümüzdeki günlerde, yani Ağustos ayında bekleniyor aslında. Sony'nin Ağustos ayında bir etkinlikle PlayStation 5 Slim'i tanıtması bekleniyor. Tabii davada bu durumlar da söylendi ama tabii ki tarih belli değildi. Tabii ben ve birçok YouTuber ya da birçok işte yabancı basın şunu bekliyor. Biliyorsunuz Spider-Man, hatta bakalım release date, 20 Ekim 2023'te Spider-Man 2 çıkacak biliyorsunuz. Tabii çoğu kişi bu oyunu bekliyor aslında. PlayStation'ı satın aldıracak oyunlardan birisi de bu. Ama birçok kişi de PlayStation'ın benim gibi tasarımını beğenmeyip Slim versiyonunu bekliyor. Ya da tasarımını beğense de Slim'in çıkacağını bekliyor. Çünkü bu konsollar çıkalı 3 yıl oldu gibi. 3 yıl oldu diyebiliriz. Slim'i bekliyorlar. Tabii ki çoğu kişi yeni konsolu beklediğinden dolayı benim düşüncem ve çoğu basının düşüncesi, bu konsolun Ağustos ayında Slim'in, PlayStation 5 Slim'in Ağustos ayında tanıtılması. Tabii ki Xbox tarafında yeni bir konsol gelir mi? Yani davada aslında bu tarafta konuşulmuş, tartışılmış ya da zaten Xbox tarafında da bir açıklama gelmiş. Yeni bir konsol Xbox'ın düşünmediği yani söyleniyor. Bu jenerasyonda bir Pro model gibi mesela. PlayStation 5 Slim'den sonra hepimiz ne bekleyeceğiz? Acaba PlayStation 5 Pro çıkacak mı diye bekleyeceğiz. Büyük ihtimal PlayStation 5'in ömrünün sonuna doğru PlayStation 5 Pro çıkabilir de aslında bu jenerasyonda çıkmayabilir de bir sonraki jenerasyona, PlayStation 6'ya geçiş yapabilirler. Ama Slim'in çıkacağı kesinleşti zaten. Tarih kesinleşti mi? Tarih kesin değil ama benim görüşüm Ağustos ayında birçok basın bülteninin ya da bir yurt dışındaki yabancı basınların çoğu Ağustos ayında yapılacak bir etkinlikte tanıtılacağını söylüyor. Tabii etkinliğin tarihine internette bakmadım, herhangi bir etkinlik duyuruldu mu diye, ama benim görüşüm 26-27 Ağustos gibi büyük ihtimal, yani Eylül başı Ağustos sonu durumu olur büyük ihtimal. PlayStation 5 Slim tanıtılır. Daha sonra da zaten Eylül, Ekim yaklaşık 1-2 ay var. Bu sürede birçok PlayStation 5 almayan kişiler, özellikle yenisini bekleyenler, Slim versiyonu bekleyenler haliyle Spider-Man'in çıkma arifesinde PlayStation 5 alacaklardır. Zaten Avrupa'da da şu an özellikle Almanya'da ve İngiltere'de PlayStation 5'in dijital versiyonu demeyeyim, diskli versiyonunun fiyatları düştü. Yani bazı yerler hatta indirim yaptı. Peki Slim'den ne bekleniyor derseniz, Slim'den, PlayStation 5 Slim disksiz, söyleyemedim bir türlü, disksiz olacak. Yani herhangi bir Blu-ray sürücü nasıl diyebilirim, bulunmayacak. Ama şöyle bir şey de söylenmiş, açıklanmış daha doğrusu, bu açıklanan bir durum. Bu PlayStation 5 Slim'e isterseniz siz herhangi bir Blu-ray sürücü USB-C ile bağlayabilir ve
disklerinizi bu şekillere kullanabileceksiniz. Bu söylenmiş. Tabii ki bunun için herhangi bir şu tabii ki atıyorum Sony kendi Blu-ray sürücüsünü ayrıca çıkarıp satar mı, yoksa biz herhangi bir Blu-ray sürücüsünü takarak çalıştırabilecek miyiz acaba PlayStation 5 Slim'de? Orası tabii ki tartışmalı bir konu. Ama herhangi bir Blu-ray sürücüsünü takıp çalıştırabileceksiniz denmiş. Hatta onunla ilgili bir nasıl diyebilirim size? Hemen bir şey yapalım. Canlı canlı gösterelim. Elimde mesela benim bir Blu-ray sürücü var. Pioneer'ın hatta bu. Yani bunu açıkçası takarak çalıştırabilecek miyim? Orası bir muamma. Çıktığında zaten bunu göreceğiz. Hep birlikte öğreneceğiz diyebiliriz. Bir diğer konu. Switch 2. Switch 2 uzun zamandır bekleniyor ve Nintendo'da satışlardan tabii ki de memnun. Switch 2'yi sürekli erteliyor. Ama Switch 2'nin de çıkacağı konuşuluyor ve Switch 2 ne zaman çıkacak derseniz, benim buradaki görüşüm büyük ihtimal Black Friday zamanı çıkar mı? Tam olarak emin değilim ama biliyorsunuz Christmas zamanı, yılbaşı arifesi, Christmas zamanı Switch 2'yi açıkçası ben bekliyorum. Switch 2 çıkabilir. Xbox tarafında biliyorsunuz Series S'te 1 TB'lık model duyuruldu. PlayStation 5 Slim hamlesine Xbox ne yapar dersek, onların da uzun zamandır aldığı bir patent var. CD'lerin kutularındaki barkodları ya da CD'lerin üzerindeki barkodları okutarak dijitale çevirebileceğiniz bir patent üzerinde uğraşıyorlar. Ve bunu da dişsiz versiyonlarda kullanmak istiyorlar. Atıyorum elinizde Xbox oyun kutusu mu var? Bunu taratacaksınız telefonunuzla, mesela uygulama üzerinden, ve oyun hesabınıza aktarılacak. Böyle bir durum üzerinde uzun zamandır uğraşılıyor diyebiliyorum. Böyle bir patent alındı da diyebiliyorum. PlayStation 5 Slim hamlesinden sonra büyük ihtimal Xbox Series X Slim çıkar mı? Dişsiz ve 2 TB'lık belki bir versiyonu çıkar. Xbox bir hamle yapar diye açıkçası benim görüşüm, düşünüyorum bu şekilde. Yeni konsollar daha güçlü Pro modelleri gelir mi? Açıkçası şu an için ben de beklemiyorum. PlayStation 5 Pro gelirse dediğim gibi yaklaşık 1-2 senesi daha rahat var diye düşünüyorum. Evet, bu videonun konusu bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur. Başka bir pazar sohbetinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bundan sonra pazar sohbeti videolarını daha erken yayınlamaya çalışacağım bu arada. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın.